Ya biz de çok heyecanlıyız. Yani bu sene bir farklı bir enerji var, şey var. Yani 2-3 gün önceden panoramaya başladık. Sokakta çevirip e, bu sezon için beklentisinin çok yüksek olduğunu söyleyen insanlar var. Herkes Survivor'a çok aç. E, bu arada YouTube'ta da e, bildiğim kadarıyla, daha doğrusu Acuncom'da Oğuzhan Uğur'un yaptığı e, Survivor e, şeyleri olacak, videoları olacak. E, evet. O çok önemli bizim için. Mesela e, bu sene yine Flash isimli anlaştık, e, sevgili Oğuzhan'la. Yani e, Oğuzhan e, çok önemli röportajlar yapacak. Çünkü onun kendine has bir tarzı var. O da yine dijital için yapacak aslında. Daha rahat soru sorabilecek. Hani daha iddialı konuşabilecek. Hı hı. Hani televizyonda yayın yapmak her dakika başka bir adrenalin de gerektiriyor. Hani hata yapma aman bir de gerçekten hata yapma. Canlı yayınlar falan şu anda çok riskli işler. Şimdi Oğuzhan'la biz orada çok yırtıcı sohbetler e, planlıyoruz. Onun altından çok güzel kardeş. Çok değerli bir kardeşimiz gerçekten. Hı hı. Ben e, hayranıyım kendisinin. Son derece değişik sıra dışı röportajlar yapıyor ve yarışmacılarla ilgili de birçok şeyi zaten şu anda oluşturmaya başladı. Haftada bir yeri geldiğinde benle konuşacak. Hani genel böyle bir durum değerlendirmesi de yapacağız. Hatta yarın galiba bir tane röportaj yapacağım onunla. Yani dijitalde yani internette bizim sitemizde olacak. Seyircilerimizin e, takip etmesini istiyorum. Çünkü Hepsi sıra dışı sorular, sıra dışı cevaplar. Acun abi herkes soruyordu da çok merak ediyorum. Tekrardan söylemeni de isterim. Yani bu tempo zor olmuyor mu? Mesela son bir haftana bakıyorum. Şimdi düşününce buradaydın. Survivor'ın şeyi için, başlangıcı için gittin. Cuma günü seni tekrar o seste görüyoruz. Salı günü tekrar Dominik'te olacaksın. Yani zor olmuyor mu ya da nasıl bu tempoyu şey yapıyorsun? Ya Hakan zor olmuyor desem komik olur. Çünkü her uçağa bineceğim 13 saatten başlıyor işte mesela. 12 saat 13 saat başlıyor. Yani o doğru ama fakat benim şimdi iş enerji motivasyonum başarıyla beraber katlanıyor tabii ki. Ben yani Allah öyle bir şey nasip etmiş. Muhabir olarak girdiğim ilk günden beri her geçen gün bir yukarıdaydım. Her geçen yıl diyeyim yani. yani. televizyon kariyerime başladığım günden beri her geçen yıl daha fazla iş yaptım. Bütün kariyerim boyunca. Şimdi o bir motivasyon sağlıyor sana. Bir de yani siz beni tanıyorsunuz zaten. Biz yani sabah işte son bir ay için söyleyeyim sana. Gece yarımda ayak tenisine başlıyoruz. Haftada üç gün falan böyle geçti. Saat dörtte bitti her gün. Sabah dörtte ayak tenisi bitiyor mesela. Yani öyle bir hayat ki bu aslında benim için. Hani hayallerimin çok ötesinde bir hayat. Çünkü hayatta en çok sevdiğim şeylerden biri oyun oynamak ve oynatmak. Küçükken olimpiyat yapardık. Ben olimpiyat düzenlerdim mahallede. Madalyalar yapardım böyle. Birinciye madalya verirdim falan. E şimdi bunu... Hani çok zevk aldığım bir şeyi mesleğe çevirebilmişim. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. O yorgunluk dediğin olay tatlı bir yorgunluk gibi düşün. Hani futbol maçı yapıyorsun. Benimki ne biliyor musun? Futbol maçı yapıyorsun, yoruluyorsun. E yorulmuyor musun? Tamam da hani futbol oynadık zaten. Eğlendin yani. Yani eğlendim, futbol oynadım. Şimdi ben, ben son bir haftamı size anlatsam bu kadar değildir falan diyeceksiniz. Ben arada Furkan Korkmaz'la Miami'de buluşup yemek yedim. <laughs> bu anlattığım bir son beş gün için. Üç gün evvel ya. Bugün günlerden ne? Hangi gün Üç günde Pazar. yedi ülke. Ben perşembe akşamı... Pazar öğlen şu an. Pazar <laughs> öğlen. Tamam. Perşembe akşamı Miami'de Furkan'la musretli yemek yiyorduk.